Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, bu videomuzun konusu İslam değil. Bu sefer farklı bir konuya girdim. Şimdi genelde hep Kur'an'ı değiştirmeye çalışan, İslam'ı dejenere etmeye çalışan kişileri ifşa etmeye çalışıyorum. Dedim bir farklılık yapayım, farklı bir video yapayım dedim. Arkadaşlar, bu Uzak Doğu dinlerinden bir din. Bu meditasyon yapıyorlar ya, böyle meditasyon, o meditasyoncuların bir videosu. Cennet aslında cennet değil, bu dünya. Cehennem, öyle bir cehennem diyor, cehennem de bu dünya diyor. Mesela meleklerin meleke olduğunu söylüyor. 360 kanat, 600 kanat diye anlatılanın her tarafa hükmedebileceğini söylüyor. İlginç bir video. Ama videonun bir güzel tarafı var. Bu farklı dine mensup videoyu yapan bu arkadaşlar hadisleri kullanıyorlar. Evet, Miraç hadisi. Diyeceksiniz ki Miraç hadisi İslam'ın değil mi? Ben de öyle biliyordum. Ama farklı dinden de insanlar Miraç hadisini kullanıyorlarmış. Şimdi hep beraber önce Miraç hadisiyle başlıyor. Sonra da bir 5-10 dakika Miraç hadisinin ayrıntısına giriyorlar. Buyurun yeni dinimizle tanışalım. Baştaki kelime oyununu anladınız değil mi? Kur'an anı kur. Önünü arkasına getiriyor. Bakın orada hoş bir mesaj var. Dikkat edin. Kur'an anı kur. Kuralım bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ayet diyor ya, tavuğun buğdayı kektiği gibi. İşte bunlar da tavuğun buğdayı kektiği gibi girişi yaptı. Evet canlar, inşallah bugün Allah... Canlar deyince Alevi, Bektaşi dergahı falan diye düşünebilirsiniz. Hayır, burası Alanya Kalesi. Alanya Kalesi'nden size küçücük bir sohbet yapmak istedik can kardeşimle beraber. Bir hadis-i şerifi inşallah hep birlikte okumaya çalışalım istiyorum bugün. Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Ya Cebrail, sen bu vahyi nereden alıyorsun? Şimdi biraz sonra Resul'e yapacağı iltifatları duyacaksınız. Ama biz soruyu baştan soralım. Resul bildiği halde niye soruyor? Şimdi peygamber Resul soruyor. Diyor ki ya Cebrail, bu vahiyi nereden alıyorsun? Bunu kim sorar? Bilmeyen sorar. Bilen sorar mı? Sormaz. Ama sormuş. Demek ki bunu meciz almamız lazım. Bil bakayım nereden alıyorsun gibi demiş olabilir. Şimdi bakalım Cebrail ne diyor? Cebrail aleyhisselam, Sidretül Münteha'da bir yeşil perde arkasından bana söyleniyor dedi. Efendimiz aleyhisselam, bundan sonra gittiğinde o perdeyi kaldır, arala, sana söyleyene bak dedi. Cebrail aleyhisselam, Sidretül Münteha'ya vardığında... Bak, bundan sonra gittiğinde diyor ya, Cebrail hemen gidiyor, hemen gidip soruyor. O yeşil perdeyi kaldırdı. Yetkiye bak. Şimdi normalde Cebrail perdenin arkasında Allah var zannediyor. Kaldırayım, komplesini okuyayım. Şimdi Cebrail perdenin arkasında Allah olduğunu biliyor. Allah'tan alıp Resul'e getiriyor, elçiye getiriyor. Resul diyor ki git perdeyi arala diyor. Git perdeyi arala deyince öyle şey olur mu ey Allah'ın Resulü? Orada Allah var. Aç deseydi açardım. Allah dileseydi açardım. Allah dilememiş. Allah bana müsaade etmemiş. Ben niye açayım demiyor. Tamam diyor, hadi açayım diyor. Gidiyor açıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ı gördü. Perdenin arkasında da Resul var. Resul diyor ki git diyor perdeyi arala bakalım diyor. Vahiyi nereden alıyorsun diyor. Cebrail vahiyi aldığı yeri görmek için perdeyi aralıyor. Hayda! Resul içeride oturuyor. Zaten kendisini oraya Resul yolladı. Arkadaşlar, bu komple Cübbeli Ahmet'in videosu var. Oradan da bakabilirsiniz. O telif hakkından yasakladığı için ben bunu beğendim. Buradan size bizzat dinletiyorum. Dikkat edin. Kendisine söyleyen o idi. Bir rivayette 360 kanadını, bir rivayette de 600 kanadını çırpıp var hızı ile dünyaya geldi.
Arkadaşlar bu bir rivayete göre 360, bir rivayete göre 600 hadislerin temel kaynağıdır. Şimdi rivayeti nakledene ravi denir. Ravi. Şimdi ravilerin bazılarına göre 360 kanat, bazı ravilere göre 600 kanat. Ravi, nakleden. Gören desek yarısı hipermetrop, yarısı astigmat ya da miyop olabilir herhalde. Belki yakını göremiyorlar, belki uzağı göremiyorlar. Kanatları seçemiyorlar diyeceğiz. Ama bu görmekle alakalı değil. Bunu gören Resul. O zaman anlattı, ravi duydu. Şimdi ravi duyuyor, hadisi kaleme alacak. Birisi diyor ki 360, öteki diyor 600. Bu da sizin ilminiz. Adı da hadis ilmi. Bir rivayete göre 360, bir rivayete göre 600. Nasıl ama? Mesela ben size bir adres veriyorum. Vişne Sokak 56, bir rivayete göre 86. Ne olacak? Gecenin üçünde gidin 56'nın ziline basın. Sonra gidin 86'nın ziline basın. İnşallah dayak yemezsiniz. Bunlara göre çok basit şeyler bunlar. Ne var canım bunda? Bir rivayete göre 360, bir rivayete göre 600. Ne var yani? Öyle değil mi? Peki, burada bile çelişki olan kelimede nasıl net oluyor? Mesela Cebrail değil de Mikaelse ne olacak? 360'dan 600'ü karıştıran Muhammed yerine Musa'yı karıştırmış olamaz mı? Kapı yerine pencereyi karıştırmış olamaz mı? Perde değil de pervaz olamaz mı? Yeşil değil de sarı olamaz mı? Rivayet sadece kanatta mı çelişki oluyor? Adam koskoca hadisi anlatıyor. Kanadın sayısında bir rivayete göre şöyle, bir rivayete göre böyle. Orada rivayet iki oluyor da öteki kelimelerde rivayetin tek olma deliliniz ne? Önemli değil. Zaten biraz sonra bunlar da kanat olmadığını söyleyecek. Harika bir video arkadaşlar. Şimdi bakın burada 360 bir rivayete göre 600 kanadıyla çırpıp hızlıca dünyaya geldi. Bu hadisi size anlatan bu tuhaf insanlar biraz sonra o kanat kanat değil diyecek. Bak çırpıp geliyor. 600 kanadını çırpıp var hızıyla dünyaya geldi. İnsanları salak zannediyorlar. Şimdi 15 dakika bu hadisi anlatacak ve yaklaşık 5-6 dakika sonra ne diyecek biliyor musunuz? O kanat değil, o cenah diyecek. Oradaki de melek değil, meleke diyecek. Kendiniz dinleyin. Cebrail aleyhisselam, Muhammed'den evvel dünyaya gideyim dedi. Dünyaya geldi, bir baktı ki Fahri Alem Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem yerinde gördü. Fahri Alem, haşa. Bunlar Muhammed'i olduğu için normal, yerinde gördü. Şimdi bu Allah hem orada hem orada. Yani Muhammed. Muhammed Resulü Allah yaptı arkadaşlar, dikkat edin. Vahiy Muhammed'den Muhammed'e geliyor, haşa. Muhammed Resulü'ne atılan iftiraya bakın. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sordu. Hazreti Cibril cevap verdi. Ya Muhammed, ben de hayret ettim. Vahiy Allah-u Teala'dan alıp bana söyleyen de sensin. Burada benden alıp halka anlatan da sensin dedi. Burada hadise bir ilave var. Perdenin arkasında Muhammed Resul Allah'tan alıp Cebrail'e söylüyormuş. Sonra da Cebrail tekrar Muhammed'e söylüyor. Oradan da Muhammed Resul Cebrail'den tekrar alıyormuş. Şimdi Fatih Altaylı olsa burada ne derdi? Hocam derdi, bu sahtekarlık değil mi? İşte böyle bir kurmaca, böyle bir düzmece. Bu hadis Miraç hadislerindendir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi hadisin açılımı. Evet canlar, bugüne kadar yaptığımız videolarda sürekli olarak hakikatte tek bir ruh, tek bir bilinç olduğundan bahsettik. Hakikatte tek bir ruh, tek bir bilinç varmış. Ve eğer farkındalığına ulaşabilirsek, kendi B manamızı, kendi B manamız, kaf manasıyla eğer kaf bütünleştirebilir, birleyebilirsek, inşallah Kabe'nin secdegahımız olduğunu anlatmaya gayret ettik. Kabe'nin secdegahımız olduğunu anlatmaya kabul ettik. Yani Kabe bunların yüreği, kalbi. Biraz sonra açılımını verecek. Şimdi hadis-i şerif son derece açık bir şekilde ifade ediyor. Son derece açık bir şekilde ifade ediyor ama açıklamamız lazım. Ben kardeşime soralım.
Cebrail'in manası nerede işlerlik kazanıyor? Arşın altında aklı kül olarak işlerlik kazanıyor. Evet, evet, aklı kül deniyor. Zaten külli akıldır aklı kül, tümel akıl. Peki bizim uyanışımızdan evvel, farkındalığımızdan evvel zan olan aklımız hangi akıl? Yani Gülsüm'ün aklı, cüz'i akıl. Cüz'i akıl. İrade hangi irade? Cüz'i, cüz'i irade. Peki gerçekte cüz'i akıl ya da cüz'i irade olabilir mi bunca bilgiden sonra? Arkadaşlar, bu son bir dakikayı ben anlayamıyorum. Anlamaya çok çalışıyorum ama anlamam mümkün değil. İşte burada siz de biraz gayret edin. Bu kısımda anlatılmak istenenleri yorumlara yazarsanız memnun olurum. Ya da onun işlerinden zandan ibarettir. Bir zandan ibarettir. Yani bir videomuzda butonlarla bunu anlatmıştık. Eğer kişinin farkındalığı yoksa ne oluyordu? O butona bastığını zannediyordu. Oysa üst buton aslında basıyor, o da butona bastığını zannediyor. Şöyle ki YouTube'da çok video var bununla ilgili. Saniyenin bilmem kaçta kaçı bir sürede zaten sizin yapacağınız seçim beyin tarafından çoktan yapılmış bir seçim. Siz sadece zanla o seçimi yaptığınızı zannediyorsunuz. Yani bugün bilimsel birçok veri zaten bu durumu ispatlamış durumda. Peki bir şey söylemek istiyorum. Hani cüz'i akıl, ondan bağımsız olmayan külli akıl. Peki aklı selimi neresine koyacağız? Şöyle söyleyelim. Bunu defalarca videolarımızda bahsettik. Şimdi aklı selim olan akıl bizim sonsuzluk, sınırsızlık, la mekan, la zaman, hiçbir şeyin içine girmesinin mümkün olmadığı ama hiçbir şeyin de kaybolmasının mümkün olmadığı o inanılmaz hakikatimiz ve Muhammed'in şuur olarak tanımladığımız boyutu yani ifade eder. Yani aslında geçemeyi, aldığı akıl aslında akıl o aklı selim. Çünkü zaten 8 dikkat edersen 7'nin üstüdür. Ve yan çevirirseniz sonsuzluk eder. Ve Cebrail... Bağlantıya bakın. 8, 7'nin üstüdür. Yan çevirirseniz sonsuzluğu temsil eder. Çıkabildiği yegane sınır neresiydi? Sidretül Münteha, o arş sınır. Onun üzerine geçmesi zaten mümkün değil. Zaten Efendimiz Miraç'ta kendi hakikatine çıkıyor. Ve Cebrail o alanı geçemedi. Neden? O da halk olunmuştu çünkü. Halk olanların sınırıdır zaten Sidretül Münteha ya da o... Bakın, Cebrail yaratılmıştır, halk edilmiş. Cebrail yaratılmış olduğu için bir üst makamı geçemiyor. Muhammed Resul geçiyor. Muhammed Resul yaratılmış değil. Dikkat edin, bakın Muhammed Resul nasıl tarif ediyor? O arşiye tanımladığımız sınır. Ama Efendimiz kendi hakikatine yolculuk yaptı Miraç'ta. Şimdi burada karışıklık olmuyor. Kendi hakikatine yolculuk yapıyor. Yani yaratılmamış. Peki ne olmuş? Masadına şöyle söylemek istiyorum. Biz bilinç varlıklarız dedik ve aslında illa hu'dan başka ya da la mevcuda illa hu tanımından başka bir şey yok. Yani hu'dan başkası yok. O öyle bir tekillik ki yani onu tanımlamak mümkün değil. İdraki idrak edilemeyeceğini idrak. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin dediği gibi. Şimdi o aklı selim olan akıl üzerinden yani o bilinç üzerinden yani hakikati itibariyle hakikati Muhammedi olan o Muhammedi şuur üzerinden yani an içinde seyreden ins üzerinden bu alemleri halk ediyor. O yüzden zaten ne diyor? Sen olmasaydın alemleri halk etmezdim diyor kutsi hadise göre ya da ne diyor? Arkadaşlar gördünüz mü? Kutsi hadis. Allah kutsi bir hadiste sen olmasaydın kainatı yaratmazdım diyor. Alemleri yaratmazdım diyor. Ama bu kadar önemli bir cümleyi Allah ayet yapıp Kur'an'a koymuyor. Allah Zülcelal Muhammed Resul'e diyor ki seni yaratmasaydım kainatı yaratmazdım diyor. Bunu Resul Muhammed'e hitaben söylüyor ama ayet değil, kutsi hadis. Ayete göre biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet halk olunmaya sebebiyet veren vesileyi ifade eder. İşte arkadaşlar tarikat ve cemaatlerin en çok kullandığı ayettir. Bu sahtekarlık. Halbuki ben size rahmet geçen ayetleri Kur'an'dan çıkartayım dedim. Bakara'dan başlayarak rahmetleri okumaya başladım. Bakın mesela. Rahmet geçen yerler. Önce Allah için geçen yerleri söyleyeyim. Zaten Kur'an için geçen yerleri biliyorum. Yani onu her zaman kullanıyoruz. İsra 87, Yunus 57.
İsra 82, özür dilerim. İsra 82, Yunus 57, Kur'an'ın rahmet olduğunu söylüyor. Ama yüzden fazla yerde rahmetin Allah'a ait olduğu geçer. Allah'ın rahmeti. Birkaç tanesini söyleyeyim. Bakara 178, 218, Ali İmran 8, Ali İmran 74, Ali İmran 107, Ali İmran 157, Ali İmran 159, Nisa 83, Nisa 96, Nisa 113, Nisa 175, Enam 12, Enam 54, Enam 133, Enam 147. Bakın, daha ilk surelerden yazdım, baktım gerek yok. Yani 100 tane yasak, zaten videonun dakikası patlayacak. Ama İsra 82 ve Yunus 57'de alemlere rahmet olanın Allah Kur'an olduğunu söyler. Bize rahmet olarak Kur'an'ı, kitabı yolladığını söyler. Ama bir tane bu Enbiya 107 bunların cımbızlayıp aldığı bu bir ayet toplamda 100 küsur ayeti saklamaya sebebiyet verir. Neymiş? Rahmet. Evet, devam ediyoruz.